Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremleri 11 ilimizde binlerce kayıplara neden olurken çok sayıda kültür varlığımızı da elbette olumsuz bir şekilde etkiledi. Malatya'mızın sembol yapılarından olan Yeni Cami gibi tescilli kültür varlıklarımız da bu 6 Şubat'tan, Küçük Kıyamet'ten, bilim adamlarının asrın felaketi olarak adlandırdığı Küçük Kıyamet'ten nasibine düşeni aldı maalesef. Malatya'mızda kent merkezi ve kırsal bölgelerde bulunan toplamda 241 kültür varlığı depremlerden etkilenirken, yine şehrimizin, Malatya'mızın sembol yapılarından biri olan Gazi İlköğretim Okulu'da maalesef ciddi anlamda hasar gördü. Battalgazi ilçemiz, Saray Mahallemiz, Atatürk Caddesi üzerinde yer alan 3530 metrekarelik alan üzerinde çevresi bahçeli olarak düzenlenen Gazi İlköğretim Okulu, Cumhuriyet tarihimizin ilk eserlerinden olup 1933 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Şehrimizin bu köklü eğitim kurumunun yapısı ile ilgili küçük bir bilgi paylaşmak gerekirse, yapının ön cephesi tamamen kesme taşlarla kaplanmış olup yan ve arka cephelerde ise pencere ile kapı kenarları kesme taş sövelidir. Depremlerde aldığı hasar sonrası eğitim ve öğretim faaliyetlerine doğal olarak son verilmiştir ve kalbi Malatya için atan hiç kimsenin o tarihi binanın yıkılmasına gönlü el vermez. Elbette bizim de gönlümüz razı olmadı. Bakanlığımız uhdesinde ve teknik ekiplerle devam eden çalışmalara hem iştirak ettik hem de takipçisi olduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz uhdesinde yürütülen çalışmalarda geçtiğimiz günlerde Gazi İlköğretim Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığımızın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisiyle gerçekleşen bir süreç yaşadı. Bu süreç gerçekten okulumuzun, Malatya'mızın devam eden, işlerlik kazanan yapıları arasında katılmasında önemli bir süreçti. Özellikle yine bir alana vurgu yapmak istiyorum. Benim de Malatya tarihinde ilkokul 1 ve 2. sınıfı, mezuniyetim dermeden olsa da Gazi'de 1 ve 2. sınıfı okumuştum. Böyle tahta yer döşemeleriyle, o hani sobasıyla birlikte tarihin konuşan sayfalarındandı. Malatya tarihinin konuşan sayfalarından biri olarak hatıramda ve hatıralarımda çok güzel bir yeri vardır. Dolayısıyla bu güzel yeri evlatlarımız için de koruma niyetini sürekli koruduk ve bu yolda
çalışmaya devam ettik. Bu gelişmelerin ardından bir dizi tadilat çalışması yapıldı ve bu tadilat çalışmaları yapılmaya da devam ediyor. Tarihi bu yapımız çocuk kütüphanesine dönüştürülecek inşallah ve önümüzdeki aylardaki tadilat çalışmaları hızlanarak devam edecek. Tadilat çalışmaları inşallah kısa sürede tamamlanacak ve bu yapımız Malatya'mızın bütüncül bir şekilde devam eden imar, ihya ve inşa sürecine bir an önce tüm unsurlarıyla birlikte yer edinmiş olacak, katılmış olacak diyorum. Malatya'mızı her konuda ayağa kaldırmaya kararlıyız. Bunun için 7/24 esasıyla durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.